Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili izleyenler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla bir dolu etkinlik düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla cumartesi günü Ramazan ayına yönelik program düzenleneceği ifade edildi. Programın Lalapaşa Camii'nden Aziziye Meydanı'na kadar devam edecek yürüyüşle başlayacağı belirtilen açıklamada, Mehter Takımı, Hacivat Karagöz, Tasavvuf Musikisi Konseri, Havai Fişek Gösterilerinin yer alacağı kaydedildi. Önümüzde bir Ramazan, mübarek Ramazan ayı var. İstiyorum ki Ramazan ayı da bu yılla beraber daha coşkuyla kutlansın. Çünkü milletleri millet yapan değer yargıları vardır. Bu değer yargıları inançlarımız, kültürümüz, gelenek ve göreneklerimiz ve bu güzel duygular, bu güzel duyguları bilgiyle, beceriyle süsleyelim, sanatla süsleyelim. Çünkü sanat bir milletin yine en kıymet verdiği değerlerinden biri. Bunu inşallah hep beraber yapacağız ve güzelini gençliğimize yaptıracağız. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek Erzurum gündemini değerlendirdi. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez gazetecilerle bir araya gelen Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Çeçenistan Parkı'nda kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. Ramazan ayı öncesinde Palandöken Belediyesi olarak tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Orhan Bulutlar, İftar çadırlarını kuracaklarını, 43 caminin temizliğinin tamamlandığını ve Ramazan ayı boyunca yardımların devam ederek herkesin evinde sıcak yemeği olması için gayret sarf edeceklerini söyledi. Kendi ilçemizle ilgili Allah nasip ederse inşallah şu anda her sene olduğu gibi yine yardımlarımız, desteklerimiz, hatta evlere kadar yemek götürmemiz vesaire bunların hepsi devam edecektir. Yani bizim 171 nüfusun hepsinin akşam tutuklar sofrasında sıcak yemeği herkesin bizatihi olarak olması için gayret sarf edeceğiz. Bundan evvel de o şekilde çalışmalarımız oldu. Allah nasip ederse bu Ramazan'da da aynı şekilde devam edecek. Bahçemiz yine iftar saatinde açık olacak. Yani bu bahçemiz. Sizleri de bekliyoruz. Ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla gelip bir iftar edebilirsiniz. Palandöken ilçesinde bulunan ve yapımı durdurulan New City projesiyle ilgili sorulan sorulara da cevap veren Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, projenin durdurulmasıyla alakalı Palandöken Belediyesi'nin gerekli bilgilere sahip olmadığını, konuyla Büyükşehir Belediyesi'nin ilgilendiğini ifade etti. Başkan Bulutlar, geçtiğimiz günlerde Karadayı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Metin Karadayı bir basın toplantısı düzenleyerek Palandöken Belediyesi tarafından kendilerine 500 bin lira ceza yazıldığını ifade etmiş. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir belediyenin ceza yazma yetkisi yoktur. Ceza yazılacağı zaman bu ceza meclise gider ve orada karar verilir. Bu söylenilen miktar ceza değildir. Bu para işgaliye bedelidir. Ahmet Metin Karadayı, inşaat alanındaki araçların daha rahat manevra alabilmesi için inşaat alanının yakınında bulunan yolların kapanması talebinde bulundu bizden ve resmi olarak bunun belgesi vardır. Bu talebin karşılığında işgaliye bedelinin olacağını kendisine söyledik. İşte bu söylenen miktar ceza değil, işgaliye bedelidir. Kamuoyunun bu konuda sağlıklı olarak bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Merhaba, burada hepimizin huzurunda söylüyorum. Şu anda bu imar iskan evlerinde arkadaşlar bizim yani milyonda bir bile şu andaki duruma göre yetkimiz yok. Bütün yetki bir şey. Sıkıntı mı var? Efendime söyleyeyim, ciddi manada bir yapılmasına, devam etmesine engel teşkil eden bir şey mi var? Orasını bilmiyorum. İkisi arasında. Bunun için bu soruları daha çok benden çok sevgili muhataplarına sorması lazım. Ben şunu söylüyorum. Bir Palandöken benim ilçemde olması hasebiyle. Belediye başkanı olarak inanın şu andan itibaren de dahil geçmişten olduğu gibi biz her türlü bize düşen görev neyse destek olmaya hazırız. Biz köstek olmayız, destek oluruz. Sevgili izleyenler, şimdi de 60 yaşındaki Neşat Ayvaz isimli vatandaşın kimsesiz anne ve kızına yardım yapayım derken kendi yuvasını dağıtışının ibretlik hikayesi geliyor ekranlarınıza. Bundan tam 12 yıl öncesine kadar oldukça mutlu ve güzel bir aile yaşantısı olan 60 yaşındaki Neşat Ayvaz, şimdilerde kimsesiz ve çaresiz bir şekilde bir arıcı kulübesinde yaşamını sürdürüyor.
Hayat arkadaşı kansere yakalanarak hastanede tedavi gören 3 çocuk babası Ayvaz, o yıllarda toptan meyve alım satımı yaptığını ve maddi durumunun son derece iyi olduğunu belirterek şöyle devam etti. Aracımla İstanbul'a sevkiyat yapıyordum. Sahilde bir şeyler içmek için mola verdim. Ağlayan küçük bir kız çocuğu gördüm ve yanıma çağırarak neden ağladığını sordum. Annesiyle birlikte aç ve açıkta kaldıklarını söyledi. Ben de cuma hutbesinde hocanın bir insanı kurtaran tüm insanlığı kurtarmış sayılır sözlerini hatırlayarak onlara gücüm nispetinde yardımcı oldum. Ama beni bırakmadılar. Ben de kadınla imam nikahıyla evlendim. Ancak bütün ailemi kaybettim dedi. Toptan meyve işi yapıyordum. İzmit'ten köylerden alıp İstanbul'a götürdüm. Bir günü sahilde bir Nescafe içeyim derken bir tane çocuğun ağladığını gördüm. Acıdım, yanıma çağırdım. Ne oldu amca, biz perişanız, acız, susuzuz. Bugün de hoca cumaydı. Cumada bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir felsefesiyle. Ben bunları işte bir şekilde sahip çıktım ama hayatımı bitirdiler. Şimdi ben çoluğumdan çocuğumdan 12 senedir ne görüşüyorum ne konuşuyorum. Benim istediğim çocuklarımla yeniden aynı eski duruma gelip birbirimize bağlı, sadık şekilde barışmak. Oldu, ben hayatımı bitirdiler. Eşim sağdı, kanserden tedavi görüyordu. Ben bunlardan işte bir şekilde imam nikahıyla sahip çıktım acıdığımdan. Kendileri yapıştı, arabadan indiremedim. Daha doğrusu bir şekilde olmadı. 15-20 gün arabadan indiremedik. Baktım kurtuluşu yok, sahip çıktım işte. Olanlar başımıza geldi işte. En sonunda kız gitmiş bilmediğim nerelerden ne şekilde gayrimeş hamile kalıyor işte. Benden korkudan terk ediyorlar ki doğrusunu da yaptı. Benim de onuruma, gururuma, şahsıma sığmazdı. Psikolojik olarak bitmiş halde olduğunu ifade eden Neşat Ayvaz, kendisine sırt çeviren evlatlarına seslenerek ömrünün geri kalan kısmını eskiden olduğu gibi şimdi de çocukları ve torunlarıyla geçirmek istediğini dile getirdi. Konuşmuyorlar. Onlar benden uzak duruyor. Peki sebep ne? Bu kadının yüzünden. Anneleri sağken ben sahip çıktım olay. Sen annemize sebep oldun. Sen öldürdün. Şudur budur. İşte ne bileyim. Valla ben sahip çıksa ben maddi bir şey istemiyorum. Yeter ki benden sadece görüşsün, konuşsunlar. Başka bir şey demiyorum. Çok büyük bir uçurumun kenarındayım. Başka bir şey değil. Yani arkamda kimse yok. Sahipsiz. Böyle bir duygu içerisindeyim yani. Bilmiyorum. Çok boşluktayım yani psikoloji olarak. Evet, yapılan bir iyilik ve karşılığında olanlar dileriz. Neşat Ayva isimli vatandaş tez zamanda çocuklarına kavuşur. Bir başka haberimize geçiyoruz. Sevgili izleyenler, polis ve jandarma sigara kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Erzurum'da 14.100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigara kaçakçıları her ne kadar operasyonlarda yakalansalar da yine aynı işi yapmaktan çekinmiyorlar. Caydırıcı cezaların yetersiz olmasından dolayı her geçen gün artan sigara kaçakçılığında gerek Emniyet Müdürlüğü ve gerekse jandarma ekipleri yol kontrollerinde binlerce paket kaçak sigara ele geçiriyor. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Aramada aracın bagaj kısmına yerleştirilmiş vaziyette 4500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler ayrıca bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan iki ayrı araçta ise 9600 paket kaçak sigara buldu. Gözaltına alınan FD, SC ve EC ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Erzurum'un özellikle yıl içerisinde hem beşeri hem de mali sermayesinin göçe kurban verdiğini vurgulayan Yol İş 2 No'lu Şube Başkanı Kıyas Daşkaya, bu durumun aslında bir enerji kaybı olduğunu, artık herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. Erzurum'un özellikle yıllar içerisinde hem beşeri hem de mali sermayesini göçe kurban verdiğini vurgulayan Kıyas Daşkaya, bu durumun aslında bir enerji kaybı olduğunu belirterek artık herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti. Göçün önlenebilmesi için çözüm üretmesi gerekenlerin tek başına siyasiler olamayacağını vurgulayan Kıyas Daşkaya, siyaset üzerinde görüş birliğine varılan ve atılması gerekli adımları uygulama merciidir. Bir kere biz kendi sorunlarımızın önce adını koyalım dedi. Gelişmiş ülkelerde göç sorununun nasıl aşılabileceğine dair canlı örneklerin bulunduğunu anlatan Kıyas Daşkaya, içerisinde üniversitenin ve toplumun her kesiminin yer alacağı ortak bir platform oluşturulması çağrısında bulundu. Daşkaya, göçün bilimsel nedenleri zaten saptanmış durumda.
Biz öncelikle Erzurum'da insanları göçe iten sebepleri öncelik sırasına göre belirlemeli, bu sebepleri kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak hangi politikalarla ortadan kaldırabiliriz, onun üzerinde kafa yormalıyız. İlimiz için bir yol haritası çıkardıktan sonra konuyu bu kez siyasi iktidara aktarmalı ve onların yoluna da ışık tutmalıyız dedi. Ramazan sofralarının vazgeçilmez yiyeceği hurma tezgahlarda yerini almaya başladı sevgili izleyenler. Öyle ki bu yıl hurma fiyatları cep yakacak gibi görünüyor. Esnaflar bu Ramazan ayında tüketicinin hizmetine 20'ye yakın hurma çeşidi sunduklarını söyledi. Fiyatlarda geçen yıl oranla %5'lik bir artış olduğunu belirten esnaflar, şu an 20 çeşit hurmamız var. İran, Irak, Kudüs, Mekke ve Acve gibi hurmalar revaçta. En çok fiyatı 25 ila 30 arasında seyreden Medine ve Kudüs hurmaları talep görüyor. Esnaf olarak bu talep bizi memnun ediyor. Kısacası her cebe hitap eden hurma çeşidi tezgahlarımızda mevcut dedi. Şimdi hurma fiyatları yaklaşık 5 liradan başlıyor takribi olarak. Tabii çeşidine göre değişiyor, türüne göre değişiyor, özellikle memleketlerine göre değişiyor. Bağdat hurması vardır, Basra hurması vardır, İran hurması vardır, Medine hurması vardır, Mekke hurması vardır, Hicaz hurması farklıdır. Ondan sonra Medine hurması kendi içinde farklı farklı çeşitlere ayrılıyor. Yani yaklaşık 100 liraya kadar çıkıyor. 5 liradan başlıyor, 100 liraya kadar çıkıyor hurma fiyatları. En nihayetinde hurma doğal bir besin kaynağı olduğundan dolayı aslında biz hepsini de tavsiye ediyoruz. Fakat haddi zatından onun pahalılık durumu şöyle ki besin değerleri değişiyor. İşte karbon değerleri, mineral değerleri, protein değerleri, vitamin değerleri bunlar değiştiğinden dolayı ve işte her bir hurma çeşidinin kendine has bir kalori miktarı vardır. Bu kalori miktarı ve besin değerleri değiştiğinden dolayı onlar da memleketlere göre farklılıklar arz ettiğinden dolayıdır. Toprağa göre, mahsule göre, ürüne göre, ağaca göre. Bundan dolayı belli bir fiyat farklılıkları gözüküyor. Evet, Ramazan ayına sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda da hareketlilik başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayına az bir süre kaldı. Erzurumlu vatandaşları Ramazan alışverişi telaşı sararken çarşı ve pazarlarda da yoğunluk yaşanıyor. Abla helali bak babam dedi ucuz sat yeşilli göre. Helali götürün bak Hülya Avşar bile aldı 250 burcu kaldı. Ablalar buyurun ablalar buyurun ablalar buyurun. Pazarlarda seyyar satıcılık yapan esnaflar Yunus Emre Mahallesi'nde Ramazan öncesi son tezgahlarını açtıklarını ve vatandaşların da Ramazan alışverişi için pazarları tercih ettiklerini belirtti. Ucuz ve kaliteli ürünler için vatandaşların pazarları tercih etmeleri gerektiğini belirten pazarcılar işlerin yoğunluğundan memnun olduklarını ifade ettiler. Soğan, maydanoz, ıspanak, pazı, fıtırı, aşeti, fiyatları uygun, fiyatları düşük yani. Bu Ramazan dolayısıyla yani fiyatları düşük. Piyasaya göre bizim fiyatlarımız biraz daha düşük yani. Pazar bandı durgun. Çeşme de var. Ramazan yaklaşıyor. Allah'a memleketimize, milletimize hayırlı etsin. Yalnız bu anda piyasa çok önemli. Abi bunu aradaki ekonomik krize de maddi kriz. Artık millet aç. Sebze, meyve başını almış gidir. Valla fiyatlar bu anda normal yani. Fazla ne ucuz ne bahar işte. Geçiyoruz Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a. Sevgili izleyenler, 2014-2015 sezonu Sportot 3. Lig'de gruplar belli oldu. Geçtiğimiz sezon 2. grupta mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor yeni sezonda 3. grupta yer alacak. 2014-2015 sezonun Sportot 3. Lig'de grupların belirlendiği kura çekimi Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapıldı. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Profesyonel Kurul Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koşar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kanık, Genel Sekreter Vekili Özcan Sepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı. Kura çekim öncesi kulüplere başarılar dileyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olarak her zaman kulüplerin yanında olduğunu ve bu yakın temasın yeni sezonda da süreceğini söyledi. 2014-2015 sezonu Sportot 3. Lig 3. grupta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un rakipleri ise şu şekilde oluştu.
Anadolu Üsküdar 1908 Spor, Ankara Demir Spor, Ayvalık Gücü Belediye Spor, Balçova Belediye Spor, Bayburt Grup Özel İdare, Bergama Belediye Spor, Beylerbeyi Spor, Erzin Belediye Spor, Etimesgut Belediye Spor, İstanbul Güngören Spor, Kahramanmaraş Belediye Spor, Kayseri Şeker Spor, Orhan Gazi Spor, Sakarya Spor, Sandıklı Spor, Silivri Spor ve Van Büyükşehir Belediyesi. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz sevgili izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.